tam dağın zirvesi buralar. Bunlar ikisi ikiz yataklar arkadaşlar. Biz buraya Goni Çatın deriz. İkiz yataklar. Karu. Karu bütün tepeleri gezdi böyle. Tepeleri gezdi. Geldi burada durdu. Bu zirvelerin otu hem daha çiçektir hem de proteini daha yüksektir arkadaşlar. Proteini daha yüksektir. Kuzu koyunu daha hızlı güzelleştiriyor. Ya geliyor. Demek ki su almaya gitmiş. Küçük köpeğe de peşinde geliyor. Gücük, sen nereden geliyorsun? Sen de mi dağlara çıktın bizim gibi? Ama seri bir şey olmaz. Ne kadar güzel koyun yayıyor bizim bu göbek. Ne kadar güzel koyun yayıyor. Ali diye sürüyle orada. Ben de burada indirdim, gitsin katılsın birbirine. Dağlarda dolaştırdık, şu diplere miplere girdik, şu kayalıklara. Bölünmemesi elde bir şey değil çünkü bölünür. Bu dağlar çetin dağlar. Aman git koyunları koru. Karo gitti şu tepeye doğru gitti. Bu yol yaylaya giden yoldu. Tam buradan bir kaya kopmuş. Depremde. Yolu tam çapı olarak kapatmış. Hiç yani geçiş vermemiş. Otomatikmen. Geçmek yasak dercesine. Yollar kapanmış. Bu arada oyunlar komple dağa dağıldı. Bir sürü şu kayanın dibine girdi, buranın dibine.
Ali onun yanına gitti. Ben de bunun yanında kaldım ama bunun da bir ucu o tepede, bir ucu benim yanımda. Dağılmış, yayılıyor. Yayılsın, karnı doyarsa bir saate toplanma alarmını başlatır. Duman bile diyor, Allah Allah, bu yol niye kapanmış diyor. Şimdi geçiş duman nasıl geçecek? Geçecek yol mu var ki duman geçsin? Koyunlar ancak geçer. Atlarlar gene geçerler. Buralarda daha yüksek, tam köyün karşısı. Yaklaşık burası 2000 rakım falan. 2000 rakımdan mı fazla? 2000 rakım var. 2200-2300 falan var. Tam bilmiyorum ama. En zirvelerden bir yer. Koyunlar, kuzular burada yeşil otları yiyorlar. Burada yeşil otlar var. Toparlayabilir miyiz? Toparlarız. Doyarsa kendisi bir saate kadar bir araya gelmeye başlar. Ali'nin sürüsü o aşağıda. Ali orada yayıyor. Bu da buralarda bir saat kadar yayıldı mı tekabasa doyar. Allah Allah, duman bile hayret etti dedi. Bu yol niye kapanmış dedi. Duman nasıl geçecek ki? Tam bu koyunların yayıldığı yerde kar bir oluyor buranın dibinde. Kar geç zamana kadar erimiyor. Onun için şey yapıyor. Yeşil ot var. Koyunlar ne biçim yeşil ota saldırmış. Yiyorlar. Bağırıp çağırdığımız zaman arkadaşlar sesimize doğru yöneliyorlar. Çünkü mesela şu koyunlar yoldan gitmeye çalışıyorlardı. Ben biraz bağırınca ürktüler, yani korkuyorlar. Sürü nerede düşünüyorlar. Şimdi böyle dağıldı da tedirgin olmaya başlıyor. Sürüyü kaybediyor. Bunlarda sürü kültürü var. Sürü kültürü olması güzel bir şey değil. Mantıklı kültür olması lazım. Sürü kültürü yaşayan canlılar şeylerdir. Yani bir tane küçük kelimeye, gargaraya gelip insanlara, canlılara zarar veren toplumlardır. Bunun altını çizerek söyleyelim dedik. Köy orada. Saat 10'a kadar yayılır buralar. Hava serin. Bak nasıl cin gibi hareketleniyorlar. Of, güzel buralarda. Buralar biraz çok çetin. Buranın sürüsü 250-300 tane olacak ki rahatça buralarda yayarsın. Şimdi bu yaklaşık 250 koyundan fazla var. 300'e yakın. Diğer sürü de karşıda alıyor orada tam dipte. Oranın dibinde tepeye kadar gitsin, tepede çevireyim.
O Suriye'ye doğru gitsin, buralarda biraz buraları yesin. Çok da yavaş, güzel yayılmıyor. Yeşil ot arıyor. Ot bol. Öyle çılgınca gezip yeşil ot arıyor. O da yorucu oluyor. Aya çok dik yokuşlar. Aro da o tepelere gitti, Taraz'da. Tepeleri kontrol ediyor. Gözün kestiği kadarıyla dağ her taraf. Dağ, taş, tepe. Uçsuz bucaksız. Çıt 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 çıt. Erkek kuzular artık biraz sorun yaratıyorlar. Ne gibi sorunlar yaratıyorlar? Sürüden ayrılıyorlar. Arkada kalıyorlar. Bunlar genel erkek kuzu arkadaşlar. Ya da bir koyun koşturacağı zaman sürüde bir kargaşa çıkarıyorlar. Önü arkaya, arkayı öne getiriyorlar. Şu biçer gelseydi, arpaları bitseydi, bunları ayırırdım artık. Biraz mercimek samanı elime geçti. Erkek kuzu önüne dökerim. Gitsin yesin. Bunlar erkekler arkadaşlar. Artık zamanları geldi. Şu çiçeği yesene, şu top top çiçeği. Bak, erkek kuzu tam üzerine denk gidiyor. Evet. Ondan 10 parça toplasak kellede. Tamam. Gitsin yatsın. Bak. O çiçekten 10 parça yediği takdirde artık işi biter. Hep tohumdur o arkadaşlar. Nasıl yiyor? 15 tane yiyebilirsin. Tamam. Hatta 20 tane. Hatta hepsini ye. Birkaç tane bırak. 3-5 tane bırak. Seneye gene olsunlar. Tohumu dökülsün. Ali tam o diplerde koyunları görüyor musunuz bilmiyorum ama. Koyunlar tam dağın dibinde, o derede yayılıyor. Bunu da çevirdim. Ona doğru indirip götüreceğim. Çay çay. Tam burası zirvedir.
Malebut'tan Zillan Küllü. Ondan sonra burası Ağacaşar. Arka tarafımızda Til var. Çiçek Demircilik. Ön tarafımızda Nurhak Dağları ve Nurhak, Adıyaman, Gölbaşı, Maraş bu tarafta, batıda, bu taraf doğumuzda Malatya, Malatya var, Doğanşehir var. Doğanşehir de zaten Malatya'ya bağlı. Biz de Nurhak Dağları'ndayız. Öyle değil mi Duman? Nurhak Dağları'nda değil miyiz? Sevdin mi burayı? Çok yorucu değil mi? Gel kargoya takıl, gel kargo seni bu dağlarda gezdirsin. Karo da burada. Tam gölgede duruyor. Bura! Uyuyor, uyuyor! Bağırınca dağlar da yankı yapıyor. Burası Goni Çatın. Burası Goni Çatın. Ne demek? Yani çetin geçiş demek. Biraz şey yapalım. Şuralar hep koyun yatakları, şu kayanın dibi de koyun yatağı. Karu, şu dumana biraz söylesen, seninle gelse olmaz mı? Rica etsen, ben ne kadar söylediysem anlamadı. Nurhak Dağları beni ve Karu'yu yoruyor. Hep yokuş, çık git. Bir yukarı, bir aşağıya. Şimdi burada yayılsın. Biraz şurada toplayayım. Kayanın dibinden, tam şuradan. Gitsin. Karo, şu dumana bir şey söyle. Karo. Bu duman sadece benim peşimde dolaşıyor. Ama dumanın dezavantajı var. Duman, kurt uzakta baktığında diyor, duman var da var yanında, gelmiyor. Öyle değil mi Karu? Karu sürüyü dumana teslim etmiş. Diyor ben tepelerdeki asayişi kontrol edeyim. Sense sürüye gelecek olan saldırılara karşı Talaz'la birlikte bertaraf et diyor. Karo, biz geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Biz yoruluyoruz. Karo gitmiş tepedeki suya girmiş, gelmiş. Biz yoruluyoruz. Koyunlar yorulmuyor hiç. Koyunlar hiç yorulmuyor. Hep yürüyorlar. Hele kuzular hiç yorulmuyor. Şimdi aslanım benim. Hadi gel gidelim. Karu Nurhan zirvelerine çıktı. Orada koyun yaydı. Karu bu dağı avucunun içi gibi biliyor. Komple her tarafını. Dağda en çok sevdiğim böyle gelip gölgeye girmek. Gölgede böyle boyraz esiyor, vuruyor insana, güzel güzel serin oluyor. Aslanım benim. Aslanım, kaplanım benim. Karı da toparlıyor fukara.
tam karonun gözüyle bakalım sürüye. Böyle her taraf görülüyor. Kuş uçsa. Evet, ha öyle güzel. Burada duracaksın. Koyunlar komple gözetleyeceksin. Ya şu duman. Duman gözetlemeyi bilmiyor. Ha gir gel. Evet, otele geldim. Burası buz gibi. Burada yat biraz. Burası serin. Buz gibi. Ha, orada yat yat yat. O otların üzerinde. Otlar da buz gibi. Gecenin serinliği vuruyor. Gece buralarda üşürsünüz arkadaşlar. Hem de donarsınız. Üşümek orada kalsın. Yani orada burada sıcakta bunalan arkadaşlar için söylüyorum. Biraz üşümek istiyorsanız yanıma gelin. Hem de biraz koyun güdersiniz. Ben de biraz diğer işleri yapmış olurum. Güzel güzel geçirmiş oluruz. Şu dere yatağında şurada üstte orada bir iki tane keklik vardı dişi, yaklaşık 30-35 tane de yavru vardı. Demek ki beraber yayıyorlar arkadaşlar, yani dişilerle dişiler katmış, beraber yayıyorlar. Eskide derlerdi, bazen dişiler yuvalara denk geldiğinde aynı yuvaya iki dişi yumurtlayıp beraber de kuluçkaya yatabiliyorlarmış. Öyle derlerdi, ben görmedim. Bilmiyorum. Bazen böyle iki dişinin yavruların bol olduğunu, bir erkek iki dişinin olduğunu gördüğümde olmuş dağda. Yani bugün gördüğümde oydu aydın. Koyunlar artık sütten kurumuş. Kuzular da hiç annelerle ilgilenmiyor. Koyunlar ilgileniyor, çağırıyor. Kuzular çok önemsemiyorlar. Onun için böyle rahatça birbirinden ayrılabiliyor. Yoksa normalde bundan bir ay 40 gün önce olsaydı, koyun şuradan meyleseydi, kuzu 1 kilometrede koşar gelirdi, sürüye katılırdı. Buralarda yarım saat daha yayılır, zaten saat 9.30'a geliyor. Ona kadar suya iner. Su içer 4-5 saat oluyor. 5 saat, 5-6 saat süre yayıyoruz. Hem de güzel yerlerde yaydık böyle. Otun yeşil olduğu yerlerde yayıldı. Arada doymuştur. Toplanma merkezde topladık hayvanları. Eve doğru yol alacağız, gideceğiz. Biz de biraz dinleneceğiz, biraz iş yapacağız, biraz yatıp dinlenip akşam geri daha salacağız. Hey!